Arkadaşlar size bir fıkra anlatacağım. Bu da işin güzelliği olacak. Nasrettin Hoca. Şimdi arkadaşlar bir dinleyin. Demin biraz da latife olsun diye size bir fıkra anlatacağım inşallah. Nasrettin Hoca bir gün bakmış ki adamın biri yağmur yağıyor, yağmurdan kaçıyor. Ulan demiş, rahmetten hiç kaçılır mı? Sen niye böyle kaçıyorsun? Dur bir, rahmetten kaçılır mı? Neyse, niye? Hocam demiş, ya diye rahmet yağıyor. Kaçılmaz ki, üstte adam sırılsıklam olmuş. Tabii, hoca böyle söylüyor. Hoca böyle söylüyor diye. Bir gün de pazarda hocayı görüyor, hoca kaçıyor. Yağmur yağıyor, hoca kaçıyor. Ya hocam diyor, sen niye kaçıyorsun? Yani, o da diyor ki, ben de rahmete basmamak için kaçıyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, yağmur başladı burada. Ben de ufa diyorum ki, ıslatsın abi. Yağmur yağıyor, yağmur başladı. Şu tarafa geçelim. Evet. O da diyor ki, rahmet yağıyor, yağsın. Bu aklıma geldi, sizinle paylaşayım. Evet arkadaşlar, şimdi konuyu ne yaptık? Şimdi konuya geldik, dedik ki önce ben sordum, kuşun kanadı çekilir kesilir mi? Fahri abi dedi ki kuşun kanadı çekilmez. Aynı senin anlattığın gibi şu kesilir. Zaman kesilir dedi. Evet. Ben de dedim ki ne kesilir ne çekilir. Niye diye. Sen şimdi rahmetli anlattın yağmuru, ben de size anlatıyorum. Tamam. Şimdi beni ele al ya, göbek çıkmış. Göbek burada. Tamam. Tamam mı? Şimdi ben birdenbire 100 metreyi hızlı bir şekilde, deparlı bir şekilde koşarsam kaslarımı ağrıdır. Değil mi? Bir gerçek ağrıtırsın ama her gün 10 metre, her gün 10 metre, her gün 10 metre, her gün 10 metre koştuğun zaman, bir ay sonra 100 metreye koştuğun zaman ağrıtmazsın hiçbir yerde. İşte şimdi şuna geleceğim. İşte Fahri Baba'nın dediği de o. Dur. Sen kuşun kanadını kestiğin zaman, tamam, kuşun doğal sürecine etki etmiş oluyorsun. Yani işi hızlandırmaya çalışıyorsun. Kuş her zaman sıradan başlar, tekine atar, teki büyüdüğü zaman tekine atar. Doğal hali o. Sen, doğal o. Sen kestiğin zaman kuş birdenbire o üçünü de aynı anda atıp, çünkü hava giriyor ya. Aynı anda atmıyor. Hayır. Atmaz abi. Atmaz. Atmaz. Ama kuş o üçünü de çıkartması için kuşun çaba gösterir. Çaba gösterir. Tamam. O çaba da kuşun sağlıklı tüy çıkartmasına engel olur. Benim tavsiyem kuşun hiçbir şekilde. Buyurun abi. Kuşun tüye mi girdi? Lokum yiyelim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Kuş tüye mi girdi abi? Girdi. Ben şunu söylüyorum. Başka bir konuda da onu anlatacağım. Kuşu uçurdunuz. Kuş üçüncü teleye attı. Bunu makaslayacaksınız değil mi? Hani sizin tabirinizle. Makaslamayın abi. Tüleğini de çekmeyin, kuyruğunu da çekmeyin. Atın 80 santime, 50 santim bir yere. Orada kuş kendi doğal olarak yemini, suyunu ona, vitaminini ona göre verir. Çünkü tüy döneminde kuş ekstra vitamin ve yeme ihtiyaç duyar. O bölümde, küçük yerde o kuş daha sağlıklı bir şekilde tüyünü atar. Doğal attığı tüyünle de daha güzel performans elde eder. Abi. Ben buna karşıyım. Sen ne diyorsun? Kesmeyin, şimdi, çekmeyin. Şimdi arkadaşın söylediği bir yerde doğru. Mantıklı. Haklı. Evet. Asıl haklı. Arkadaş diyor ki kuşun kanadını kesmeyin. Çekmeyin. Çekme zaten. Çekme. Olmaz. Hiç olmaz. Kuşun kendi haline çektin, bırakın diyor. Çektin mi zaten zayıf gelir. Hayır. Bilmem ne. Hastalıklı gelebilir. İyi olmaz kuşa. Kanadını çekmeye ben karşıyım. Eğer arkadaşın söylediği gibi kuşu hiç dışarıya çıkarmayacaksan, oyuna girmiş bir kuşu son üçe geldiğinde hiç dışarı çıkarmadan yatırıp bir doğal şekilde tüleğini dizmesini sağlayacaksan, o zaman kesmeye hiç gerek yok. Ama ben diyorum ki bir sen, kuş eğer dışarıya falan çıkarıyorsa, çıkıp giriyorsa bu kuş da biraz da böyle çıdırgı bir kuşsa, yani hareketli kuşsa, ürkek bir kuşsa, ki takla kuşa, öyle olması lazım, ürkek olması lazım. Tabii, takla. Tabii. O yabani kuşun kanadını kesmezsen, ben öyle söylerim. O kuşun kanadını kesmezsen o kuş perdahlanır, kalkar,
zarar verir. Ondan sonra senin 6 aylık emeğin ziyan olur. İmza atar. Doğru. Doğru, doğru söylüyor. Ağaca atar ya gider başka bir yere düşer. Ama abi elimizde İmza imkan var. Gücük salma yapalım. Tabi öyle yaparsan. Fahri abi. Bak belki videoda ben kanat nasıl kesilir diye gösterdim. Çok güzel gösterdi. Süper bir kanat kesme yöntemi. 3 tane kalmış. Kanat kesme yöntemi. Bu hayvanı uçursak eziyet etmiş olmaz mıyız? Tabii canım tüleğe girmiş hayvan uçurur. Yani uçurmaz. Bu 3 tane kalmış. Ben orada ilkini kendim düzgün bir şekilde çektim. İlk baştakini. Diğerlerini de makas attım. Sen ne diyorsun buna abi? Vallahi var ya. Çünkü kuşun tabiatı ne diyecek? Ha, şimdi makaslandı, baştaki de çekildi. Senin metot da güzel. Arası da hava alıyor, diğerleri de kuruyor. Direkt men atıyor. Yani çabuklaştırma yöntemi. Ama ne diyorum? İki ay sonra o kuş havada. Abi, çabuklaşma yöntemini yaptırdığın zaman o kuşun performansını geriye düşürürsün iddia ederim. Hayır, ona göre vitamin veriyorsun, tamam, dışarı çıkmıyor. Senin gibi yapıyorum yani. Benim söylediğim o yöntemle, senin söylediğin o yöntemi iki kuşunda dene, aynı kardeşte. Abi, dene. Senin yöntem çok güzel. O söylediğim yöntemdeki kuş Fahri abi, daha performanslı olur. Küçük bir yere koyduğun zaman kuş kendine tüleye giriyor. Tabii. Aynı balık misali. Dışarı çıkarmazsan kuşu. Ha şunu da söyle. Balık misali nasıl oluyor arkadaşlar? Hiç gerek yok yani. Ama Zafer abi, yapılan yanlışlardan da biri. Fahri abime ben anlattım geçenlerde. Sana da anlatayım buradan. Kuşu oynattınız. Tamam. Kuşu tüleğini dizdi. Performans bekleyeceğini, arkadaşlarınıza uçaracağını. O kuşu tek bir halde küçük yerde tutun, uçurun. Küçük yerde tuttuğunuz kuşu açtığınız zaman kapağını o kuş uçmak için, performansı göstermek için can atar. Ama büyük bir yerde tuttuğunuz zaman o kuş orada kanat salladığı zaman uçma isteğini, yani kanat ısınmasını orada yaptığı için performansı düşürür. Benim amacım, benim düşüncem, küçük yerde tutulan kuş daha güzel performans gösterir. Bunu deneyin. Sen de dene. Sana %100 denettireceğim bunu. Abi, uçurduğun kuşu. Dediğin yine mantıklı. Ben katılıyorum. Dediğin yine mantıklı. Ben katılıyorum. Çünkü uçum kümesinde biraz fazla kuş olduğu zaman kavgalar da oluyor, dövüşler de oluyor, abi, ezilme kanat, de oluyor. Kanat ısındırıyor. Kanat şey diyor. Dediği doğru yani. Kendine. Hastalık da olabiliyor. Abi, her şey olur. Ama teke aldığın kuşu küçük bir yerde tutarsan, 3 gün dinlendir, 3 gün sonra onun kapağını açtığın zaman var ya, kuş kendiliğinden uçacak. Senin poşet sallamana veya değnek sallamasına gerek yok. Gerek yok, evet. Bunu yapalım, yapsınlar arkadaşlar. Hepimizin yeri var. Ben Fahri abiye daha önce söyledim. Fahri abi de dedi ki, tamam dedi, bir kere dedi ben böyle yapacağım dedi. Yaptı mı bilmiyorum, bir ara verdim. Kuş büyük kumes oldu mu kendini boşadır yani. Aynen. Oradan oraya konar, oradan oraya. Küçük dar yerde durması eski, daha iyi. Eski kuşçularımız bilir benim söylediğimi. Eski kuşçular, Türkiye'de eski kuşçular kuşunu beslediğinde şöyle köpek kulübesi gibi küçük yerlerde besler. Kuş hep tavuk gibi yerde gezerdi, taklamış. Evet. Çok güzel performans gösterirlerdi. Hani eski kuşlar nerede diyorlar ya. Eski kuşlar nerede diyeceğimize eski metotlar, eskiden nasıl bakılırdı kuşlara, bunu düşünelim abi. Bunu düşünün. Eskiden nasıl yapılır? Evet. Bunu düşünür, bunu uygularsak Murat baba, ilerleme gayet. Çekimdeyiz abi. Selamlar. Abi kusura bakmayın, unutuyorum ara sıra. Lokum ye. Vallahi. Peki Fahri baba, yeni yetmeler için, yeni başlayanlar için ne söyleyeceksiniz? Kuşçuluk hakkında veya Fahri abiye sordum. Ben de söyleyeyim. Vallahi büyüklerinden biraz gidip gelecek büyüklerine. Nasıl uçuruluyor? Teyislik mesela çok önemli. Önce kuş nasıl uçurulur onu öğrenecek. Görecek bunu. Görecek. Ondan sonra yani şey olmayacak yani bir şıpsevde olmayacak. Yani bir yerde biraz sabah edip biraz uğraş verecek. Uğraş emek verecek. Ondan sonra bir de bu dediklerimi yaparsa İnşallah şey olur yani. Peki bakalım. Yani kuşçuluğu öneriyor musunuz? Yani bu iş bir hobi. Bu hobinin iyi yanlarını, kötü yanları var mı? Onu anlatır mısınız abi? Bu hobinin iyi yanı da çok, kötü yanı da daha çok yani. Kötü yanı hiç yok.
Yani bilmiyorum. Kot yanı hiç yok Fahri abi. Bileme sor Fahri abi. Bildiğim. Fahri abi bir anlatsın. Şimdi yani bu kuşçulukta o ayrı. Hobi diyoruz ya biz hobi diyoruz. Kötü alışkanlıklardan mesela seni meşgul eder kötü aynen. Alışkanlıklara daha ve bilmem şu bu. Aynen. O yönden kuşçuluk çok güzel. İyi de dostluklar edinirsin aynen mesela öyle. Kendini sosyal bilen, kendini bilen insanların tabii. Ama kötülüğü ne abi? Kötülüğü istememezlik çok. O ayrı işte. O ayrı. Ben hobi sana soruyorum. İşte, ben onun için dedim kötülüğü yok diye. Kardeşim sen, onu biz yapıyor. Ama hobinin içinde olan bir şey yani. Sen de ister istemez o ister istemez giriyorsun yani. Giriyorsun yani onu diyoruz. Girmemek. Anladın? Yani şurada oturuyorum. Çay içiyorum, kahve içiyorum. Adam kapıyı dıştım, çıktım. Yani atıyor, tutuyor. O bana atıyor, bu bana atıyor. Kötüymüş kuşu, şöyleymiş kuşu. Bunlar güzel şeyler değil. Bir de kuşu insanın önüne geçirmek, arkadaşlığın önüne geçirmek. Çok büyük hata. Dur abi. Hata abi. Eyvallah, teşekkür ediyorum Fahri Baba. Ağzına, yüreğine sağlık.